sevgili seyirciler, bir şahıs güvenlik görevlisine MIT'i sordu ve polisi alarma geçirdi. Ve bakın sonrasında neler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı. Oraya mı gönderdi? Geçen sene yollamış. Özel güvenlik görevlisine MIT'in adresini sordu. Görevli polisi arayınca kaçtı. Ekipler alarma geçti. Cumhurbaşkanlığı. Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. İsmail K. bir bankanın özel güvenlik görevlisine MIT binasının yerini sordu. Görevli durumdan şüphelendi. Şahsı oyalayıp polise haber verdi. Bu arada şahıs güvenlikçinin elinden kaçtı. Kaçmadım. Yalan söyledim. Ben dedim bana yeri söyle acele gidin. Saat dolmadan. Yani mesai dolmadan yetişin. Bana dediler şu taraftan gideceğim, ben de koşarak geldim. Olay yerine gelen polis etrafta şüpheliyi aradı. Yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yakaladı. Cumhurbaşkanlığı. Oraya mı gönderdi? Geçen sene yollamış. Cumhurbaşkanlığına kimliğini gönderdi. Ya bana ne yolla? Yardım etmedi. Mektup yoluyla yollamış. Mektup yoluyla Cumhurbaşkanlığına kimliğini gönderdi. Vatandaşlıktan çıkarılmam için. Çünkü ben vatandaşlıktan çıkarmam için. Filistin'e gideceğim. Niye? Filistin'e gideceğim. Filistin'e niye gideceksin lan? Katılacaktım. Hamas'a. İsmail K. 15 Temmuz darbe girişimini kimin yaptığını bildiğini, bunları MIT'e anlatmak istediğini söyledi. Ben 3 sayfalık oraya dilekçe yolladım. Milli Savunma Bakanlığı'na yollamış oldum. 13 sayfalık dilekçem var. Onunla ilgili bilgi alacaktım. Çelişkili ifadeler veren şahıs emniyete götürülüp sorgulandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı, serbest bırakıldı. Cezaevinde yazdı. Çözümlemelerimi paylaştım.